Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarına darbeden 75 gün sonra 4 Ekim 2016'da başlayabilmiştir. Darbe Araştırma Komisyonu'nun AKP'li üyeleri geçmişte Fethullah Gülen'le yakın ilişkisi ve desteği olan milletvekilleri arasından seçilmiştir. Bu durum bir çıkar çatışması yaratmış ve komisyonun güvenilirliğine zarar vermiştir. Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından basına açıklanan 643 sayfalık bu taslak rapor, bir kontrollü darbe girişiminin siyasi ayağını saklama ve günahsız kişi ve kurumlara iftira raporudur. Taslak raporda darbe girişimiyle ilgili AKP'nin siyasi sorumluluğunu ima edilebilecek bilgi kırıntıları dahi rapordan çıkartılmıştır. Taslak raporda darbe girişimi engellenemez bir doğal afet gibi sunulmaya çalışılmış, siyasi ve idari sorumluluklar gizlenmiştir. Yarım asırlık örgüt vurgusuyla sorumluluk AKP öncesi hükümetlere bırakılmaya ve 2002 öncesi devlete gizlice sızan Fethullah Gülen cemaatine 2002 yılı sonrası bilinçli olarak devletin teslim edilmesi gizlenmeye çalışılmıştır. Taslak raporda Fethullah Gülen cemaatinin yabancı gizli servislerle bağlantısı güçlü bir şekilde vurgulanmış, ancak bu bağlantı önceden bilinmiyormuş havası yaratılmıştır. Raporda sayfalar boyunca Fethullah Gülen cemaatinin hiyerarşik yapısı anlatılmış ve bu durumun daha önce bilinmediği algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Raporun 181 ve 185 sayfalar arasında Fethullah Gülen cemaatinin siyasi ayağına değiş ve bu bölümde Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit gibi isimler açık veya gizli şekilde suçlanmış olmasına rağmen AKP dönemi sadece şu iki cümleyle geçiştirilmiştir. Dolayısıyla 3 Kasım 2002 seçimleriyle tek başına iktidar olma fırsatını yakalayan AK Parti hükümeti iktidara geldiğinde FETÖ'den oluşan hazır bir kadro bulmuştur. 2009 yılına gelindiğinde örgütün Türkiye siyasetindeki boşluklardan faydalanan oportunist yapısını sarsacak kırılmanlar yaşamıştır. 2002-2009 arasındaki hiçbir şeyden bahsedilmemiş, 2009 yılında yaşanan hiçbir şeyden bahsedilmemiş ve rapordaki AKP cemaatle ilgili kurulan iki cümle bundan ibarettir değerli arkadaşlar. Siyasi yapılanma başlığı altında bu iki bir cümle dışında 2002-2013 yılları arası AKP tarafından devletin cemaate teslim edilmesiyle ilgili tek bir tespite yer verilmemiştir. Komisyona davet edilen ve darbe öncesi dönemle ilgili AKP cemaat ilişkileri konusunda hayati önemde bilgiler veren İlker Başbu, Işık Koşaner, Emre Taner gibi devletin en üst kademelerinde görev yapmış isimlerin verdiği önemli bilgilere raporda hemen hemen hiç yer verilmemiştir. Raporda 15 Temmuz gecesiyle ilgili hiçbir önemli bilgiye yer verilmemiş, karanlık hiçbir noktada aydınlatılmamıştır. Darbe ile ilgili karanlıkta kalan ve taslak raporda cevaplanmayan başlıca sorular şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fethullah Gülen cemaatine nasıl teslim edildi? Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı darbe ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan sakladı mı? Eğer bu bilgiler saklandıysa Hulusi Akar ve Hakan Fidan neden hala görevde tutuluyor? Darbe gecesi düğün gecesine nasıl dönüştü? Derdest edilen kuvvet komutanlarından Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bilgi sakladı mı? Darbe öncesinden biliniyor muydu? Darbe gecesi can veren ve yaralanan insanlarımız kontrollü bir darbeye kurban mı edildi? 15 Temmuz öğlen saatlerinde MİT'e yapılan ihbarla darbe biliniyor olmasına rağmen gerekli önlemler neden alınmadı? Adil Öksüz kimdir? Neden ve nasıl serbest bırakıldı? Darbenin siyasi ayağı kimlerden oluşuyor? Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Arkadaşlar, bu hayati önemdeki soruların hiçbirine bu raporda bir cevap verilmemiştir.
Bu bir komisyon raporu değil. Şu elimizde görmüş olduğunuz rapor bir aklama raporudur. Bir saklama raporudur. Siyasi ayağı gizleme raporudur. Meclis tarihine geçmiş kara bir lekedir bu. Darbenin karanlık noktaları aydınlatılmadığı gibi darbe daha çok karartılmaya çalışmıştır. Komisyonun CHP'li üyeler olarak hazırlayacağımız muhalefet şehrinde bu ve benzeri bilgilere elimizdeki bilgi ve belgelerle birlikte cevap bulmaya çalışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.